Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda kişilerin şahsiyet ve onurlarının korunması, özel hayatın gizliliği ve din ve vicdan hürriyeti konularını arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların birbirleri aleyhinde kötü zan beslemelerini ve birbirlerinin gizli durumlarını araştırmalarını yasaklayan Hucurat Suresi'nin 9. ayeti, aynı şekilde evlere izin alıp selam vererek girmeyi emreden ayetler Nur suresinin 27-28. ayetleri ve hadisler, Buhari'de geçen, Müslüm'e geçen hadisler, insanların mahremiyetine saygı göstermenin bir görev olduğu anlatılır. Konuşmalarında genellikle son derece nazik bir dil kullanan, kırıcı olmamaya özen gösteren Peygamber Efendimiz, insanları arkalarına çekiştiren ve özel hayatlarını deşifre etmeye çalışanları ağır bir dille eleştirerek Allah'ın kıyamet gününde onları rezil edeceği uyarısında bulunmuştur. Bir başkasının yanına girmek mevzuunda izin istemenin sınırını üç ile belirleyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, aslında Müslümanın Müslüman üzerindeki önemli bir kişilik hakkının da muhatabın izni olmadan onunla ilgili hukuka saygılı olmak, aşırıya kaçmamak olduğunu bildirmektedir. Bütün bu sakıncalı durumların kul hakkı ihlali olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyoruz. Günümüzde çokça rastlanan bir durum olarak birçoğumuzun şahit olduğu bir olay zikretmeden geçmek istemiyoruz. Özel hayatlara ait bilgiler, görüntü ve seslerin herkes tarafından çok rahat bir şekilde görülebildiği günümüzde bu olaylara bakıp da olayların gayet normal gibi gösterilmesi hiç kimseyi bu büyük vebalden kurtaramaz. Sadece bir merak saikiyle özel hayatın gizliliğine müdahil olanların bu olaylardan sorumlu oldukları da ayrıca hatırlanmalıdır. Gizli hayata dair belgeler ulu orta herkesin erişebileceği bir yerde iken onu izlemekte hoş olmayan bir durumdur. Zira bu tür belge ve görüntüleri en ince detaylarına kadar izlemek herkesin kendi iradesindedir. Adeta bu tavırla çekiştirme, arkadan konuşma, belki de o kişi hakkında suizanla girme ihtimali bulunmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam boş yere, gıybet edilen yerde durmayınız, gıybete engel olunuz diye buyurmuş olabilir mi? Değerli dostlarım, din ve vicdan hürriyeti hususuna gelince, iman bir gönül meselesi olup Asla baskı konusu olamaz. O gönüllü inanma meselesidir. Nitekim İslam gerçek manada bir vicdan hürriyeti mücadelesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Dinimiz insanları imana davet ederken vicdanlar üzerine baskı yapılmasını da kesin bir şekilde eleştiriyordu. Müslümanlar karşısında takınılan zorba, baskıcı ve inatçı tavır hep yerilmiştir. İnsanlar üzerinde terör estirerek onların dinlerini özgürce seçmelerini engel olanlara karşı yüzlerce ayette çok sert bir üslup kullanıldığı görülmektedir. Mesela Ali İmran Suresinin 99. ayeti, Araf Suresi 86, Nahl Suresi 88, Münafıkun Suresi 2. ayette ifade ediliyor bunlar. Müslümanlık karşısındaki baskıları anlatan ayetlerin birinde zorbaların insanlara bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunuşu sırasında gürültü çıkarın. Böylece belki ona galip gelirsiniz. Kuru gürültüyle Kur'an'ın sesini boğarsınız. Fussilet suresinin 26. ayetinde ifade ediliyor diye talimat verdikleri, Kur'an ayetlerini okuyanların üzerlerine saldırmaya kalkıştıkları, bu da Hac suresinin 72. ayetinde ifade ediliyor, bildirilmektedir. Nitekim gittikçe ağırlaşan bu baskılar karşısında, Müslümanlar önce iki defa Habeşistan'a sonra da Medine'ye göç etmek zorunda kalmışlardır. Kur'an-ı Kerim Eski kavimlerin dini hayatları hakkında bilgi verirken güçsüz insanların vicdanları üzerinde baskı uygulayıp gerçeği kabul etmelerini engel olan zorbalardan söz ederek baskıya uğrayanların ahirette bunlara siz olmasaydınız biz kesinlikle iman edecektik Sebe suresinin 31. ayetinde diyeceklerini bildirir. Bu suretle Kur'an-ı Kerim Müslüman olmayan kesimlerin dini ve vicdani kanaatler üzerinde baskı kurmalarını eleştirirken Müslümanlara da aynı konuda yükümlülükler getirmiştir. Bunların en kesin olanı dinde zorlama yoktur. Bakara 256 şeklindeki açık ve kesin hükümdür. Birçok ayette Efendimizin bile dini görevinin tebliğden ibaret bulunduğu, onun yalnızca müjdeleyici ve uyarıcı olduğu, insanlar üzerinde baskı kurup Zor kullanma etkisinin bulunmadığı açıklıkla ifade edilmiştir. Onun bir zorba değil sadece uyarıcı olduğu belirtilirken bu uyarma ve hatırlatmanın yani davetin yöntemi ise şöyle belirlenmiştir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Onlarla mücadeleni en güzel bir yolla yap. Senin Rabbin kendi yolundan sapanı çok iyi bilmektedir. Yine o doğru yolda olanı da çok iyi bilmektedir. Nahl suresinin 125. ayetinde ifade ediliyor. Değerli dostlarım, esasen insanların vicdanları üzerinde baskı kurup zorbalık yapmanın, İslam ahlakının karakterini ifade ettiğini daha önce ortaya konulan hilim erdemiyle de uzlaştırılması mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'deki bir topluluğa duyduğunuz kızgınlık adaletsizlik yapmaya itmesin. Maide suresinin 8. ayetinde ifade ediliyor. Şeklindeki genel uyarının dini ve vicdani kanaatler üzerinde baskı kurmaya yasağı da kapsadığında kuşku yoktur. Temel insan haklarına şu hususlar eklemekte mümkündür. Vatandaşlık, sığınma, ikamet, seyahat ve güvenlikle ilgili haklar, öğrenme, bilgi edinme, haber alma, düşünce ve ifade hürriyeti, seçme ve seçilme, örgütlenme, kanun karşısında eşitlik gibi sosyal ve siyasi haklar, mülk edinme, çalışma, tasarruf ve tarcıma gibi düzenlemeler Ekonomik haklar konusunda da düzenlemeler getirmiştir. Demek oluyor ki din ve vicdan hürriyeti asla kısıt, kısıtlanacak bir konu değildir. Hangi makam ve mevki ve güçten gelirse gelsin, bireyin ve toplumun din ve vicdan hürriyetini baskı altına alacak her türlü karar ve yaptırım birey için son derece önemli bir hakkın ihlalidir ve bu ihlali gerçekleştiren veya sebep olan bütün sorumlular kul hakkına girdiklerinden dolayı Muhafazae tabi tutma ihtimalleri kuvvetle muhtemeldir. Rabbim istikameti muhafaza edip insanların inançlarına ipatı koymadan, insanları yargılamadan, insanların özgür iradeleriyle inançlarını, dinini seçmelerine fırsat vererek hareket eden müminlerden olmamızı, hoşgörüyü, diyaloğu, insanlığı pas geçmeden, atlamadan hakiki manada gerçek kardeşliği temsil edebilmemizi yüce Rabbim nasip eylesin Allah'a emanet olun hoşça kalın değerli dostlarım